Demir Medine devri. Nebiler nebisi, sultanlar sultanının zamanı. Cabir radıyallahu an, Allah ondan razı olsun. Resulullah'a aşık bir sahabe, onu her an görmek için can atan biri. Size Cabir radıyallahu anh'ın ufak ama tatlı bir öyküsünü anlatacağım. Cabir radıyallahu anh bir gün mescitte Allah Resulü'nün aç olduğunu hissetti. Hiç tereddütsüz bekledi namaz çıkışını Allah Resulü'nü. Mescidin önünde çıkınca sultanlar sultanı, "Ya Resulallah, sizi arkadaşlarınızı yemeğe davet etsem evimi şereflendirir, nurlandırır mısınız?" dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Olur Cabir, akşama geliriz." dedi. Cabir havalara uçtu sevinince. Allah Resulü ve ashabı onun evine geliyor, onun evini şereflendirecek, nasıl sevinmesin ki Cabir? O kadar mutluydu ki içi içine sığmıyordu sanki. Koşarak eve hanımına müjdeyi vermeye gitti. Eve yaklaşırken başladı bağırmaya, "Hanım, hanım, müjde! Müjde, Allah Resulü ve ashabı evimizi ziyarete geliyor. Evimiz nurlanacak, ona ikramda bulunacağız. Ne mutlu sana ki bu akşam ona yemek yapacaksın." Hanımı sevincinden ağladı, çok mutluydu. Sultanlar sultanı geliyor, Allah'ın en çok sevdiği kulu onun evine geliyor. Onun evinde dua edecek, ne büyük şeref. Dedi ki Cabir radıyallahu anh, "Ha, ey Cabir, Allah senden razı olsun. Ne iyi etmişsin, lakin ne ikram edeceksin? Biz fakiriz." deyince Cabir düşünceye daldı. Ahırda tek bir koyunu vardı, "Feda olsun Allah Resulüne." dedi. "Hanımı da iyi düşündüm bey." dedi. Onlar böyle seviyordu Allah Resulünü. Gitti ahırdan koyununu çıkarttı. Çok keskin olan bıçakla koyunu yatırdı. Ve Bismillahi Allahu Ekber diyerek tek çalmada kesti koyunun başını. Bu esnada iki oğlundan büyük olanı onu dikkatlice izliyordu. "Babam koyunu nasıl kesiyor?" diye. Cabir koyunu kesip parçaladıktan sonra akşam pişirmesi için hanımına sundu. Sonra akşama şefkatliler şefkatlisi Allah Resulü'nü getirmek için çarşıya gitti. O anda sokakta oynayan iki kardeşten diğeri de eve dönmüştü. Yerdeki kanı görünce sordu, "Abiciğim, bu kanlar da ne?" "Babam koyun kesti. Müjde sana, sevin kardeşim. Akşama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgililer sevgilisi evimize ziyarete geliyor." dedi. İkisi de sevinçten uçuyordu. Derken küçük kardeş sordu, "Abi, babam koyunu nasıl kesti?" "Abisi çok kolay dedi, bak göstereyim." dedi. Hala yerde duran keskin bıçağı aldı eline, yatırdı kardeşini yere ve dedi ki, "Bak kardeşim, babam koyunun boynuna böyle çaldı bıçağı." dedi ve çaldı bıçağı kardeşinin boynuna. Kanlar fışkırdı birden ve kardeşi orası da can verdi. "Ben ne yaptım?" dedi kendi kendine. "Ben şimdi akşam Allah Resulü'nün yüzüne nasıl bakarım, ne cevap veririm?" dedi. Ve çıktı evin damına. Dışarıya çıkan annesi küçük çocuğunu kanlar içinde görünce, oğluna doğru bakınca oğlu korkudan damdan kaçarken o da yere düştü ve oracıkta öldü. Cabir'in iki oğlu da ölmüştür. Anneleri durumu görünce çok üzülür. "Yavrularım, kuzularım, ciğerparelerim, nasıl kıydınız birbirinize?" diye ağlar, ağlar anne yüreği. Ama soğukkanlılıkla arı onları evin bir odasına koyar ve kendi kendine der ki, "Allah Resulü yemeğini yedikten sonra söylerim. Namazını beraber kılar, defnederler. Söylemiyor kimseye anne."
Yeter ki Allah Resulü üzülmesin, yesin yemeğini, dua etsin onlara. Cabir akşam namazı çıkışında bekler sultanlar sultanını. İçi içine sığmıyordu sevinçten. Nihayet kapıdan nuru belirmiş, Allah Resulü'nün nuru geliyordu. Cabir'in kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyordu. Nihayet o güzel söz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gidelim ya Cabir dedi. Sahabe ve Allah Resulü yola çıkar ve Cabir'in evine giderler. Sofraya oturunca nebiler nebisi, Cabir senin iki oğlun vardı, nerede, çağır da beraber yiyelim der. Cabir hanımını, çocukları, çağır hanım, Allah Resulü onları arzu eder der. Hanımı, onlar dışarıda oynuyor, siz yiyin der. Cabir durumu nebiler nebisini iletir. Allah Resulü, vallahi onlar gelmeden yemeye başlamayacağım der. Cabir hanımına durumunu iletir. Hanımını güzel biraz bekler ve der ki, baktım ama bulamadım, herhalde uzağa gittiler oynamaya. Allah Resulü rahatsız olmasın, yesin, ben onlara hakkını ayırdım der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cabir radıyallahu anh hanımının söylediklerini söyler. Ve nebiler nebisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vallahi Cabir, çocukların gelmeden biz yemeye başlamayacağız der. Allah Resulü rahatsız olmasın, yesin, ben onlara hakkını ayırdım diyen anne içi yanar, yüreği yanar ama Resulullah üzülmesin diye belli etmez. Yavrularım gerçekten uzağa gitti. Hem de çok uzaklara, Mevla'ya en büyük dostluğa, aşka bakın. Allah Resulü üzülmesin, yemeğini yesin, bize dua etsin diye evladının acısını hiç sayan anne. Aşk budur, iman budur. Allah Resulü Hazreti Ömer'e ne demişti hatırlayın. Ben size annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan, hatta nefsinizden dahi sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmazsınız. O anne bunu çok iyi biliyordu. Allah Resulüne durumu arz ettiler. Allah Resulü çok nadiren kaşlarını çatardı. O zaman bile şefkat saçıyor, nur saçıyordu. Güzel Resul ve dedi ki sesini yükselterek, yemem. Bir lokma bu sofrada Cabir'in çocukları gelip bu sofraya oturmadıkça der. Cabir hanımına Allah Resulü yemiyor, ne yapıp edip çocukları bul diye teklifte bulunur. Çaresiz kalan hanımı durumu anlatır kocasına. Bir taraftan vah yavrularım, vah kuzularım der. Ağlar Cabir radıyallahu anh. Çaresiz kalan hanımı durumu anlatır kocasına. Bir taraftan vah yavrularım, vah kuzularım der, ağlar. Cabir gözünden inci tanesi gibi dökülür gözyaşları. Ama dikkat edin verdiği cevaba. Hanımına der ki, çok iyi etmişsin, Allah senden razı olsun, İyi ki söylemedin Allah Resulüne. Vallahi çok üzülürdü Allah Resulü. Sevmek, ölen evlatlarımıza, annelerinize, babalarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza rağmen sevebilmek Allah Resulü'nü. Sevgi bu, aşk budur işte. Siz sultanlar sultanını böyle sevdiniz mi hiç? Sevdik mi hiç? Cabir döner Allah Resulü'ne der ki, bulamadık ya Resulallah, siz yeseniz Peygamberimiz tekrar eder sözlerini. Yemem bir lokma sofradan, Cabir'in çocukları bu sofraya gelmeyince diye. Cabir çaresiz durumda anlatır Allah Resulüne. İki evladının da öldüğünü, yemekten sonra söylemeyi düşündüklerini ifade etti Allah Resulüne. Resulullah hüzünlendi. Gözlerinden damla damla inci gibi yaşlar nurlu yanaklarından aşağıya süzmeye başladı. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onunla beraber Arş-ı Ala'dan hüzünlendi. Onunla beraber Arş-ı Ala da hüzünlendi. Üzüldü. Sema ağlamaya başladı.
melekler inletti semayı. Sen ağlama ya Resulallah. Sen üzülme. Sen Allah'ın en sevdiği kulsun. Ağlama. Canlarımız kurban olsun bir damla gözyaşına. Ne olur ağlama. Derken bir şimşek çaktı. Gelen Cebrail aleyhisselam. Ya Resulallah, Rabbin üzülmene dayanamadı. Resulüm atsın ellerini semaya, dua etsin, ashabı da amin desin. Allah sevgili kulu Muhammed'in elini semadan ne zaman boş çevirdi dedi. Derken bir şimşek çaktı. Gelen Cebrail aleyhisselam. Ya Resulallah, Rabbin üzülmene dayanamadı. Resulüm assın ellerini semaya, dua etsin ashabı da amin desin. Allah sevgili kulu Muhammed'in elini semadan ne zaman boş çevirdi ki dedi. Allah Resulü çocukların ölüsünü sofraya ister. Cabir getirir yavrularının cansız bedenlerini sofraya. Kanlı başlarını masanın üstüne yatırır, sultanlar sultanı açar ellerini semaya. Mevla'ya gözler içinde ağlayarak ya Rabbi, ya Rabbi diye başlar Allah'a dua etmeye. Bir müddet dua devam eder. Derken iki yavru birden Esselamu aleyke ya Resulallah diye canlanıverir. Anne sabrın mükafatını, baba Resulullah'a olan aşkının karşılığını almıştı. Cabir oğullarına nasıl oldu yavrularım dedi. Evlatlar cevap verir. Bizim sizin gibi Allah Resulüne sevdalı, aşık anne babamız olduktan sonra ölüm bile tatlı gelir. Güzel gelir anam. Canımız bir değil bin defa kurban olsun Allah ve Resulüne derler. İşte aşk budur. Hep beraber yemek yerler. Ve Allah Resulü memnun, hoşnut uğurlarlar evinden. Resulullah'ın duasını alabilmek, ona layık olabilmek, Allah cümlemize Resulullah'ın duasından mahrum etmesin. Ona aşık olan kullarından eylesin. Maldan, mülkten, anadan, babadan, hatta nefsinizden bile çok sevin. Sevelim Allah Resulünü. Allah'ın selamı, sıhhat ve bütün güzellikleri üzerinize olsun.